Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda e, Pisagor teoremi için işimizi kolaylaştıracak özel üçgenleri göreceğiz. Pisagor teoreminde sürekli e, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit mi değil mi diye sürekli aynı şeylere bakıp durmayacağız. İşimizi hızlandırmak için bazı pratik yöntemlerde e, kullanacağız. Bunlardan bir tanesi özel üçgenler. Burada arkadaşlar özel üçgenlerden kastımız şu: kenar uzunlukları tam sayı olan veya belli standartlarda olan e, üçgenler. Şimdi 3, 4, 5 üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgeni bir özel üçgen arkadaşlar. Kenar uzunlukları tam sayı e, ve Pisagor teoremine uygun yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine. Ee, eşit. 3, 4, 5. Diğer bir özel üçgenimiz 5, 12, 13. Diğer arkadaşlar 8, 15, 17. Diğeri de 7, 24, 25. Bunları arkadaşlar ezberlerseniz bu Pisagor teoremi uygulamamız gereken sorularda işlem süremizi çok acayip bir derecede kısaltacak demektir. Yani size bir üçgen verecek. Size bir üçgen verecek. Size bu verdiği üçgende burayı 5 verdi, burayı 12 verdi. Siz burada özel üçgen olduğunu biliyorsanız 5, 12, 13 diye burayı direkt bir saniye bile sürmeden soruyu çözebilirsiniz. Ama eğer bunu bilmiyorsanız hemen ne yapacaksınız? x kare eşittir 5'in karesi artı 12'nin karesi x kare eşittir 25 artı 144 x kare eşittir 169. Buradan da 169 neyin karesi? 13'ün karesi diyerek bu 13'ü bu şekilde bulacaksınız. Bakın ne kadar da uğraştırıcı bir işlem. Ki bu basit bir işlem aslında. Dolayısıyla bunları arkadaşlar ezberliyoruz. Aklımızın bir köşesine yerleştiriyoruz. Zaten 4 tane. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Aslında temelde bunlar 4 tane. Bunların da çeşitli eee üretilmiş halleri var. Yani 3 4 5 üçgeni aslında bu işin temeli. Bunun 2 katı mesela 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katı 10. Aslında 6 8 10 üçgeni de bir özel üçgen. Ama nereden geliyor? 3 4 5 üçgeninden geliyor. Yani 3 4 5 üçgeninin 2 katı. 3 4 5 üçgenin 3 katına bakalım. 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15. 9 12 15. Yine e, bütün katları olabilir. Mesela 3 4 5 üçgeninin 10 katı nedir? 30 40 50 üçgeni. Yani bu şekilde bütün katlar da aslında yine özeldir. Yine 5 12 13 üçgeni. Mesela 2 katını aldığımız zaman 10 24 26 üçgeni. Bu şekilde veya 8 15 17 üçgeni. 8 15 17 üçgeninin diyelim ki 100 katı 800 1500 1700 üçgeni gibi. Bunların arkadaşlar yine 7 24 25'te de geçerli. Bütün katları, bütün katları aslında yine bunlar gibi özel üçgendir. Size arkadaşlar mesela bir üçgen verdi. Şöyle bir üçgen verdi. Bu üçgende, bu üçgende, burayı 14 olarak verdi, burayı 50 olarak verdi, burayı x olarak verdi. Dedi ki size e, bu x'in değerini bulun. Sizin yapacağınız ilk işlem arkadaşlar. Burada hemen bunların karelerini alıp toplamak vesaire çıkarmak değil. Burada yapacağınız ilk işlem buradaki ifadeleri sadeleşebiliyorlarsa sadeleştirip en sade hallerine getirip bu dört üçgenimizden birine uyuyor mu, uymuyor mu diye kontrol etmek. Mesela arkadaşlar burada e, 14 ile 50, 2 ile sadeleşir. 2'ye böldüğümüz zaman bu 7 çıktı. 2'ye böldüğümüz zaman bu 25 çıktı. Bakın 7, 25 ne vardı? 7, 24, 25 üçgeni vardı. Demek ki burası da 24 yani 7 24 25 üçgenine uygun bir üçgen. Ama 7 24 25 x 24 değil tabii ki. Neden? Çünkü 7'nin iki katı burası, 25'in iki katı burası, o zaman burası da 24'ün iki katı olacak. 24'ün iki katı 48. Yani direkt hiç e, Pisagor teoremini uygulamadan bu özel üçgenler sayesinde de bu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela burada e, 3'ü 4'ü gördük. 3 4 5 üçgeninden buraya 5'i yapıştırdık. Ama her zaman bunu yapamayız. Mesela burada da 3 4 var. Buraya 5'i koyabilir miyiz arkadaşlar? 3 4 5 üçgeni diyemeyiz. Neden diyemiyoruz? Çünkü bizim 3 4 ve 5 arasından en büyük olan 5'tir. En büyük olan her zaman hipotenüsle olmak zorundadır. Yani burada 3 4 5 dersek bu 5 dik kenara verilmiş olur. Dolayısıyla hipotenüsten daha uzun bir kenar haline gelmiş olur ve bu dik üçgene uymaz. Dolayısıyla arkadaşlar burada yapacak olduğumuz şey Pisagor teoremi. Yani 4'ün karesi eşittir y kare artı 3'ün karesi yani 9. Attık karşı tarafa. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı. y kare buradan da y eşittir kök 7 olarak burası bulunur. Yani burada da yine aynı şekilde 3, 4, 5 hemen 5 yapıştıramayacağız çünkü 5'in hipotenüs olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada da yine Pisagor yaptığımızda burası da yine kök 7 olarak bulunur. Yan tarafta ise e, burada AD eksi DC uzunu yani şu uzunluğu ve şu uzunluğu bulmamız lazım. Burada tabii e, şuradan çizgi çizildiği zaman burada bir 90 derece oluşmuş. Buraya x dersek şurada bakın bir dik üçgen var. Burada Pisagor uygulayabiliriz ama Pisagor'a gelmeden önce e, özel üçgen var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? Mesela burayı arkadaşlar e, 80 ve 100 ikisi de kaça bölünebilir? E, 20'ye bölünebilir. 20'ye böldüğümüz zaman burası 5 çıkar. 80'i 20'ye böldüğümüz zaman 4 çıkar. Yani bakın 3, 4, 5 üçgeninin aslında genişletilmiş bir haliymiş. 3, 4, 5. Yalnız biz bunları 20 ile sadeleştirdiğimiz için burada da 20 ile çarpmamız lazım 3'ü. 3'ü de 20 ile çarparsak burayı 60 cm olarak bulabiliyoruz. Yani 6, 8, 10 üçgeninin 10 katı 60, 80, 100. Ya da 3, 4, 5 üçgeninin 20 katı 60, 80, 100 üçgeni olmuş. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu tarafta da arkadaşlar 60, 75, ve burada y diyelim. e Şimdi yine 60'ın 75'in karelerini almak. Birbirinden çıkarmak vesaire uzun. Ne yapacağız? Bunları arkadaşlar 60 ile 75 kaça bölünebilir? 15'e bölünür. 15'e böldüğümüz zaman 65'i 15'e böldüğümüz zaman 5 çıkar. E 75'i 15'e böldüğümüz zaman 5 çıkar. 60'ı 15'e böldüğümüz zaman 4 çıkar. E bakın ne oldu? 3, 4, 5 üçgenine geldi yine. Burası demek ki 3'ün 15 katı. 3'ün 15 katı 45. Yani 45, 60, 75 üçgeni de aslında bir özel üçgen olmuş oluyor. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninin 15 katı. Şimdi bize neyi soruyor? AD uzunluğu 60 olarak bulmuştuk. DC uzunluğunu da 45 olarak bulmuştuk. 60'tan 45'i çıkardığımız zaman 15 santimetreyi buluyoruz. Hemen sorularımızla devam edelim arkadaşlar. Burada 16 30 x demişiz. Ee, şimdi bunların karelerini almaya gerek yok. Hemen sadeleştirelim. Ee, 2'ye bölelim. 8. 2'ye bölelim. 15. Bakın 8 15. 17 üçgeni çıktı. Ama 2 ile sadeleştirdiğimiz için bunu da 2 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Ve ne oluyor? 34. Yani 16 30 34 üçgeni olmuş oluyor. Cevabımız 34. Alt tarafta da 35, 120 x diyelim. 35 ile 120 kaça bölünür? 5'e bölünebilir. 5'e böldüğümüzde burası e, 7 arkadaşlar. 120'yi 5'e böldüğümüzde 24. Bakın 7, 24, 25 üçgenin çıktı. E şimdi e, 5 katıydı. 24'ün 5 katıydı. O zaman burası 25'in 5 katı olacak. 125 santimetre olarak bunu da bulacağız yan tarafta e, BD kaçtır diye soruyor BD uzunluğunu. Burayı bulabilmek için önce şurayı bulmam lazım. Hemen bakalım. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 8. Bakın 6 8 10 üçgeni vardı hatırlıyorsanız. Be, 3 4 5'in 2 katıydı. 6 8 10'un 2 katı. Yani 10'un iki katı 20. Ya da 3 4 5 üçgeninin 3 4 5 üçgeninin 4 katı. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Şimdi gelelim diğer tarafa. 20 e, burada, 48 burada. Peki bunlar 20, 48 ne üçgeni bilmiyoruz. O zaman neye bölelim bunları? 4'e bölünebilir. 4'e bölelim 20'yi. 5, 48'i 4'e bölelim. 12, 5, 12, 13 üçgeni bakın. 5, 12, 13 üçgeninin de 4 katı. 4 katı bu da 13'ün 4 katı olacak. 13'ün 4 katı arkadaşlar ne yapar? 50 2 santimetre cevabımız Adana. Bu soruyu çözelim arkadaşlar. Bu soruda da e, Meryemle Gül arasındaki en kısa mesafeyi soruyor. Hemen Meryemle Gül arasındaki en kısa mesafeyi önce bir şöyle çizelim. Bunu arkadaşlar tabi e, üçgene tamamlamamız lazım. Üçgene nasıl tamamlayacağız? Şu şekilde üçgene tamamlayacağız. Tabi dik üçgene tamamlayacağız. Daha sonra arkadaşlar e, burada ölçülerimize bakalım. Burası 65'ti buraya kadar. Buradan buraya kadar da 55 santimetreydi. İkisini topladığımız zaman 120 santimetre yapıyor burası. Ee, burası da 50 santimetre 50 metreydi pardon metreydi santimetre dedik. Ee, burası da 50 metreydi. Burası da o zaman yine 50 metre olur. Bakın 5, 12, 13 üçgeninin 10 katı. 5'in 10 katı, 12'nin 10 katı, 13'ün 10 katı yani 130 metre olacaktır.